hakkında kendi hükmünü sordu. Acaba nedir diye sordu kendisine. İmam Muhammed Hakkı dedi ki, önce ilhamda bulunan kişi ve kastını bildirdi. Erkek mi, kadın mı? Avlanması helal yerde mi, haram yerde mi yapılmış? Kendisi hür mü, eğer öyle mi? Küçük mü, büyük mü? Avlanmanın haram olduğunu biliyor muydu, bilmiyor muydu? Avlanmasında kasıt var mıydı, yoksa bir işi rastgele buldu? Onun ilk suçu mu, yoksa bu suçu her defasında işleri mi? Pişman olmuş mu suçundan, ısrar mı ediyor? Gece mi avladı, gündüz mü? İhrama, umre için mi gitmişti, hac için mi? Sonra avladığı hayvanda bakmak gerek. Uçan kuş mu, dört ayaklı hayvanlardan mı? Küçük mü, büyük mü? Ona göre hükmediyor diye buyurdu. Semire Vadisi Yahya bin Ekrem bu sözler karşısında şaşırıp kaldı. Halife memur, inkar ettiğiniz kişiyi gördünüz mü? Karşınızdaki ehl-i beyti özü olan İmam Muhammed Taki'dir. Onun yaşına mı? Onun yaşından dolayı mı onu küçük görmek istediniz? İşte buyurun dedi. Ve imamın bu sorusu cevaplandırmasını ayrıntılı hükümleri bilgilerini diledi. İmam Muhammed Taki buyurdu ki, ihrama verilmiş kişi avlanmanın helal olduğu yerde yapılmışsa, o avda uçan bir hayvansa, bir kuşsa, büyüyecekse avlanan mükafat vaciptir. Allah rızası için bir koyun kurban eder. Avlanmanın haram olduğu yerde avlanırsa iki koyun var kurban eder diye buyurdu. Çünkü helalın bir tanesi karşılık verebiliyor. Haramında ne yapıyor? Haram yapıyorsa Allah-u Teala'ya karşı tövbesini istifade yapması için iki tane kurban gelir. İrhamdaki bu suçu işleyen tövbe ederse ahiret azabından kurtulmuş olur. Ama suçunda ısrar ederse ahiret gazabında gazabına da uğramış olur. Ah, Hasan.